Merhabalar ustalarım. Hindi ürünlerinde salma üretimi yapmak istiyorum. Verim nasıl alabilirim? Adı altında sizlere kısa ve anlamlı bir şekilde bilgi aktarmaya çalışacağım. Ustalarım, bu videoyu çekme sebebim Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun çok kişi bana mesaj atıyor. Bazı YouTube'da bazı videoların altına da numaramı bırakmışım. WhatsApp üzerinden de iletişim halinde olanlar var. Ustalarım, çok kişide salma var. Kimi verim alamıyor, kimi yavrular düşüyor, anne baba bakmıyor. Bunu kısaca bir şekilde sizlere dile getirmeye çalışacağım. İsterseniz hayvanları göstererek anlatırsam daha iyi olur. En azından beni değil de hayvanları izlemiş olursunuz. Şimdiden ustalarım, abone değilseniz abone olup beğenip bol bol yorum atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü şikayet edildiğim için keşfetim kapatılıyor. O sebepten dolayı insanlara da erişim sağlayamıyorum. Bu da beni ister istemez üzüyor. Video çekmemin moralimi bozuyor yani işin açıkçası. Video çekmek istemiyorum. Yani keşfet açılırsa daha sık daha çok videolar elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk öncelikle şöyle göstereyim ustalarım. Ben hayvanlara duruma göre haftada bir ya da haftada 3 gün mama veriyorum. Hayvan çok olduğu zaman her gün veriyordum. Şimdi hayvan az olduğu için zaten birazcık kalmış. Yanı sıra her gün yemlerini önlerinden eksik etmiyorum. Bir de ustaların soluklarını günlük değiştiriyorum. Az hayvan olmasına rağmen fazladan soluk bırakıyorum ister istemez. Bu ufak 100 cc'lik suluğu ise haftanın bir günü ya da iki günü vitamin, haftanın bir iki günü de probiyotik. Duruma göre değişiyor. Onun yanı sıra kendi yaptığım kalsiyum mineral deposu gaga taşından da var. Toz halinde olanları hayvanların önüne bırakıyorum. Bir de midye kabuğu, kalamar kemiği. Bunlardan da bende fazla olduğu için hayvanların önünden eksik etmiyorum. Yanı sıra ustalarım sürekli gelip dur bakayım burada yumurta var mı? Şurada yumurta var mı? Burada yumurta var mı? Ya da şurada yumurta var mı? Bu şekilde böyle bakın. Hayvan az evvel kalktı. Yani şu şekilde direkt rahatsızlık vermiyorum hayvanlara. Sürekli böyle rahatsızlık verirsem flaşı açıp bak hayvan ürktü. Bu ne olur? Hayvanlara stresi yol açar. Yani bu da iyi bir şey değil. Hem sizlere video çekme bahanesiyle nereden ben de bakayım içeride yavru maşallah yavru varmış. Bakın salmayı yeni dişi erkekleri bir araya getirdim. Getirmeme rağmen yuvalakların %80 kısmı dolu. Bu şekilde ben yapıyorum ustalarım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Hayvanlarınız asla sürekli mama vermeyin. Sürekli mama verirseniz şayet bu ne olur sizlere? Buna bakmamıştım. Bu sefer ne olur? Hayvanlar yağlanır. Yağlanırsa ne olur? Yumurtlayamaz. Üremede sıkıntı olur. Benim gibi bu şekilde yaparsanız herhangi bir problem olmaz. Bir de yanı sıra ustalarım hayvanlara vitamin, probiyotik takviye etme sebebim. Bakın burada iki hayvan var. Tüyleri yeni yeni çıkıyor. Geç tüye girdiler. Bunlara vitamin, probiyotik takviyesi yapmam lazım ki vitamin tüyleri daha hızlı gelişsin, daha güzel çıksın diye. Probiyotik ise bağışıklık sistemini güçlendirsin diye veriyorum. Onun yanı sıra ustalarım hayvanlara şöyle bir çıkayım. Hayvanlara böyle bir banyoluk bırakıyorum. Normalde Devavit ürünlerindeki büyük olan banyoluğu kullanıyordum. Hayvan az olunca bir de çamdalı da çok bıraktığım için o sebepten dolayı bu iki tane suluğu bırakıyorum. Az bir şey su döküyorum bunu. Bunu da yoğurt kovasıdır. Bunu da önünü böyle kesmişim. Su dolduruyorum. İçine girip banyolarını yapıyorlar. Suları muhakkak günlük değiştirin ustalarım. Günlük değiştirin. Su değişmesi lazım. Hadi kışın 2 günde bir değiştirirsin ama yazın günlük değiştirin. Ben her gün değiştiriyorum. Tazeliyorum. Ben böyle yaparak ustalarım verim alıyorum.
Yanı sıra haşlanmış yumurta getiriyorum. Mesela bıldırcın beslediğim için bıldırcınların yumurtadığı zaman aşağı iniyorum, haşlıyorum, yukarı çıkıp veriyorum. Tavuk yumurtası. Damda tavuk var, yumurtluyor. Bakıyorum dolapta da fazla dam var. Bir iki tane haşlayıp veriyorum. Ayrıca mama takviyesi yapıyorum. Ekmek, kuru ekmeği ıslatıyorum. İçine mama karıştırıyorum. Vitamin, toz vitamin döküyorum. Ya da evde bakıyorum yeşillik yoksa burada çimlendirme yapıyorum. Kendi yemleri. Çimlendiği zaman tek tek böyle koparıyorum. Kopardığım zaman da hayvanların ya yemine ya da mama içerisine katıyorum ustalarım. Başka merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız ben de elimden geldiği kadar video çekmeyip sizlere aktarmaya çalışırım. Yani böyle kuytu köşede izleyip de atlamazsam yani bir beğeni, bir yorum çok görmemen lazım. Çünkü benim gibi bir insan bu bilgiyi aktarıyorsa yani faydalan diye aktarıyor. Bir de birçok üretici de benim aktardığım bilgileri pek aktarma taraftarı değil. Ben istiyorum ki herkes salma da üretsin. Herkes bir gelir sağlasın. Herkes hobisini güzel bir şekilde değerlendirsin. Hayvanlara güzel bir şekilde baksın. Derdim bu. Sağlıcakla kalın.